Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlere DirectX 12 hatasını çözmelik ayar göstereceğim. Rainbow için ve hatta diğer DirectX 12 kullandığınız refleksin diğer türlü açılmadığı oyunların DirectX 12'nin takıldığını nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Son güncel Nvidia değerlerini çekeceğim. Yıllardır yaşadığımız sorunları anlatacağım size. Bir yandan hem anlatırken de şöyle Rainbow'u açayım size. Ekstra orada göstermem gereken, anlatmam gereken kısımlar var. Şimdi ilk başta arkadaşlar, Exploit Protection diye Windowsumuza geldik. Exploit Protection yazıyoruz. İlk başta bu sekme geliyor. Görüyorsunuz. Sistem ayarları. Buralarda hiçbir şey dokunmuyoruz. Burayı kapatanlar falan var. Bu patlamayı, yani patlamaya karşı koruma sağlayan bir ayar mı bilmiyorum. Bu bir tık riskli bir şey gibi geldi bana bir tık. Yani çünkü exploit patlama demek. Ee, Buradaki bizim işimize yarayacak şey denetim akış koruması yani bu e, daha çok şey sağladığını da söylüyorlar. Hani Windows'un güvenlik tarafıyla ilgili bir sistem olduğunu söylüyorlar. Ben program ayarlarına geliyorum. Buraya da arkadaşlar özelleştirmek için program ekle tam dosya yolunu seçiniz diyoruz buradan. Burada da gördüğünüz gibi şimdi DirectX 11, DirectX 12 farklı segmentlerde olduğu için arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamazsınız bunda. DirectX 11'e geçtiğinizde bu ayar etkilenmemiş oluyor zaten. DirectX 12 kullanabilmek için direkt Rainbow'un ana klasörünüz nerede yüklüyse ben Steam'den kullanıyorum. Bunu yükleyen kullanan arkadaşlar nereye yüklüyorlarsa onu seçip buradan bunu seçiyoruz. Ondan sonrasını buraya şöyle bir sekme geliyor arkadaşlar. Açık burada ayar yapmanız gereken bir sekme gerekiyor buraya geldiğinizde denetim, denetim akış korumasını sistem ayarlarını geçersiz kılıyoruz ve kapalı yapıyoruz bu bizim sorunumuzu ortadan kaldırıyor ama baktığınızda FPS düşüklüğü ve yani FPS genel olarak düşük DirectX 11'e göre bu da oyunun yüksek ihtimal şu an optimize değil ya da gerçekten tam optimize oyunun düzgün çalışma şekliyle çalışan şekli şu an bu gibi geliyor bana ben DirectX 12 o yüzden %99 tavsiye ediyorum çünkü hem CS'de olsun diğer oyunlarda testlerimdeki bütün sorunların sebebi Rainbow arkadaşlar. Rainbow'un kendinde bir sorun varmıştı. Biraz sonra bir detay daha göstereceğim size. Ee, o detayı da benimle paylaşırsanız çok e, ilgimi çeken bir kısmın Vul Vulkan'ın kaldırılmasının sebebi bu. %90 bu olabilir gibi gelecek. Çünkü size de eğer aynı şey oluyorsa bunu yorumlarda belirtirseniz bir fikir bütünlüğü oluşturmuş oluruz Hem de. Gerçekten öyle mi merakım gidilmiş olur biraz da. Şimdi bunu buradan ekledikten sonra herhangi bir şekilde oyunuzu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir takıma donma kalmamaya başlıyor artık. Oyunumuz stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi geldiğimiz kısımda arkadaşlar bakın refleks teknolojisi neden önemli? Ve de şöyle bir difference fark daha söyleyeceğim. DirectX 11 kullanalım abi Nvidia'da açsak ne olur? Nvidia'daki şuradaki düşük gecikmeyi açsak ne olur diyen arkadaşlar da olacak illaki açmayın abi. Rainbow'un DirectX 11'i bozuk. Yıllardır yaşadığım sorun, özellikle de benim yaşadığım sorun bundan kaynaklıymıştı. Nvidia'm şu an full default arkadaşlar. Hani buradaki düşük gecikme oranı modunu açacağız mı, kapatacağız mı? Ellemeyin. Her şeyim default. Burada iki tane anlatacağım kısım var. Nvidia tarafını anlatıyorum hemen hızlıca. G-Sync arkadaşlar G-Sync'iniz böyle gözüküyorsa G-Sync compatible değil. Hani ya da G-Sync uyumlu oluyor. Türkçesi de G-Sync uyumlu değil de direkt G-Sync olan bir monitörünüz varsa eğer %90 G-Sync kullanacağız gibi gözüküyor çünkü daha bizim ekranlarımızda da ekstra işlemci oluyor işlemcimiz ve ekran kartımız birbiriyle tam senkron bir şekilde çalışıyor ve daha stabil çalıştığını söylüyorlar eğer yoksa sabit yenileme kullanıyorsanız bunu tam bilmiyorum Reflex 10 veya 10 bu tercih edebilirsiniz onu tam bilmiyorum onu kendiniz test edebilirsiniz ben de 10 daha iyi çalışıyor gibi. Nvidia'nın default verdiği de bende Reflex 10 bu arada. Ama peakers devreye girdiği zaman 10 da daha farklı pickleyebildiğimi hissediyorum. Burası bir muamma. Bunu test ederek siz kendiniz karar verirsiniz. Sabit yenilemede dediğim gibi 10 veya 10 boost size kalmış. Ee, bir de en kritik ayar G-Sync'i kapattığımızda eğer biz g syncsiz oynayacaksak Bunun son testini bir kez daha yapacağım. Ondan sonra tam detaylı... Ee, CS kullanacağım mı kullanmayacağım mı yayınlardan öğrenebilirsiniz. Genellikle zaten yayınlarda oynuyoruz. 22'sinde Lidoman'ın turnuvası var. Yayın yapabiliyorsak, yayınını yapacağım yapamıyorsak izlemeyi kaçırmayın arkadaşlar. Lidoma turnuvası olacak Türkiye'de. Ee, para ödüllü güzel bir turnuvamız var. Onun dışında Faceit kasmayı düşünüyorum. Eğer bir birkaç PC sistemim var. Bu ayın sonundan sonrasında Faceit turnuvaları yapabiliriz. Yanıma bir beşli çıkartmam gerekebilir. Ekstra daha kolay kasabilmek için. Bir üst şampiyon hub gibi bir şey var. Aynı şekilde takım işlerine de yoğunlaşabilirim bir dahaki ay. Eğer olmazsa zaten onlarla ilgili detayımı belirteceğim. Sadece akşamları yayınımız olacak. Youtube'a da atabilirsek haftada bir videoyu dönüştürmeyi düşünüyorum kanala. E, i̇ki opsiyonlu bir haber bekliyorum. Ona göre ayar çekeceğiz. G-Sync'de de eğer sabit yenilemeye çektiğinizde de arkadaşlar burası uygulama kontrolüne geçiyor. G-Sync monitörü olan arkadaşlara. Burayı uygulama kontrolünden bırakacağız. Kullanılabilecek en yüksek değeri çekmemiz mi gerekli? Burayı tam bilmiyorum. Hani ama diğer monitör olan insanlar da direkt yani G-Sync olmayan monitörlerde direkt buna kullanılabilecek en yüksek değeri veriyor Nvidia. Öyle olmasının önemi var. Yani şu yeşil neyse onu referans almak biraz daha iyi oluyor. Aynı şekilde Nvidia'da arkadaşlar yıllardır yaşadığımız sorun. Şurayı da şöyle alayım tekrardan. Buradaki sorun tam ekran GPU ve tic olacak. Bunu prolardan test, et, test ettiklerini gördüm çok fazla CS'de. ve CS'nin lanına girerek yani bir tam testlerimi yaptım. Mermi registration'ları gitmiyor. Şu an bu çektiğim tarihte yaptım testleri bu arada. Hani işte abi sarktikten falan gitmiyordur değil olay. Buradaki bu ölçeklendirme sorunu saçmalatıyor. Artı bu şöyle söyleyeyim size. Bu en iyisi her oyunlar için. Benim ee, kendi görüşüm ki özellikle CS'de de zaten bunu oynamalarının sebebi o. CSM olarak çok hızlı. Bazıları ölçekten yok tercih ediyor. Ee, yine hızlı picklerde hem rakiplerin momentumunu hızlaştırıyor. Yani böyle daha anormal bir speed'le geliyor. Yani senkron gelmesi, daha açıklayabileceğim tarif bir olur. Rakip böyle gelmesi gerekirken e, aslında burada gibi düşünün. Adamın kafası burada yani aslında burada olması lazım. Elimin, salladığım elimin orada olması lazım. Ama adamın kafası burada. Yani... Link ve paketler birbirleriyle de senkron çalışmıyor ama tam ekran ve GPU ve tik olduğu zaman düzgün çalışıyor. Bunu CS'de net bir şekilde gördüm. M boy önünde boşluk oluşuyor. Çeklendirme yok da neredeyse boşluk yok denecek kadar az. Ama e, response time kısılıyor gibi bir his var. Hani zaten bunu ben refleks reflex analyzer ile mouse ile ölçebildiğim zaman kalotlukta test etmiştim. En iyi ölçeklendirme yoktu. tam ekran çıkıyordu milisaniye bakımından. Ölçeklendirme yok. Bazen ama çok MS'e çıkabiliyordu. Yani böyle belki de o piklediği anlarda işte MS çok çıkıyor. O yüzden mermiler gitmiyor. Bunun ekstra detayını bilmiyorum ama tam ekranda daha stabildi. Call of Duty zamanında test ettiğimde. Ee, oynadığımız o kompetitif zamanlarını test ettiğimizde. Tam ekran yine daha çok verimliydi o milisaniye bakımından. Ama ölçeklendirme yok. Daha iyi geliyordu Call of Duty'de bilmiyorum. Ama şu an net yani CS ile göre kıyasladığımız zaman bir de refleksin tam nasıl çalışıp çalışmadığını anlayamadığımız için hani manipüle ettiğimiz için değerlerini patlıyormuştu bizim ayarlarımız. Ve Rainbow'da kıyasladığımız için bizim kafamız karışıyordu. Hangisini refere alacağız hangisi doğru. Kafamız karışıyordu. Şu an hepsi düzeltildi. Ne yapıp ne yapmamız gerektiğini anlatacağım detaylarını. Burayı böyle seçiyoruz bırakıyoruz. Tik tikli GPU tam ekran. Burası da böyle. Bunu açtığınızda dediğim gibi gösterdiğim şekilde açtığımızda arkadaşlar ee, takılmalar donmalar düşüyor ama şöyle ingeme gelirsek Alt R'ye bastığımda görebiliyor musunuz? Hemen kontrol ediyorum. Evet görebiliyorsunuz. Şimdi benim oyuna girdiğimde normalde arkadaşlar, özellikle de mesela Training, Shooting range'e girdiğim kısımlarda şöyle size göstereyim hemen. Mesela DirectX 11 kullanırken 99, 98 o bantlarda kullanıyor. İnanılmaz bir e, Ekran kartı kullanımı oluyor. Ama FPS'im çok yüksek alıyordu. E şimdi düşük gecikmeyle mesela bakalım. Şu an V-Sync ve şey kapalı. Sadece G-Sync var. V-Sync kapalı olması lazım şu anda. 240 FPS alıyoruz. Görüyorsunuz ve ekran kartım %90 bantlarında kullanılıyor. Yani burada darboğaz mı oluyor? Bunun detayını bilmiyorum. Hani burada optimize de olmayabilir Rainbow. Ya da burada da bir sorun oluşabilir. Sadece bu, bu bölgede. Çünkü oyunun içerisine girdiğimde fazla FPS aldığım yerler oluyor. g GSync kullandığım için eski 342 bantlarını falan şeyi, 324 veya 27 sabitli FPS. VSync kullandığımız zaman, DirectX 11 kullandığımız zaman FPS'im çok fazla, 400-500 bandında. Ama şöyle bir komiklik var. VSync FPS sabitleme koymuyor. VSync amacı ekran hızını altına sabitlemek. GSync'te de bunu kontrol ettim, 327 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. FPS limit e koyuyor. 360 Hz er ekranım olduğu için Rainbow ee, Rainbow'da 360'a koyuyor. Dedim ki burada bir saçmalık var. DirectX 12 ile açtığım zaman o statı hatırlıyordum ya 327'ye yine koyuyor ve adamların movementları da düzgün geliyor. Reflex teknolojisiyle birlikte kullanabildiği için. Dedim ki bunu düzeltmişler abi. O bizim hani movementlar düzgün gelmiyor. Adamları görmeden ürülüyorum. Bu ne diye vardığımız çıldırdığımız şeyler var ya en minimum halinde DirectX 12 kullanmamız gerekiyor. Çünkü DirectX 12 hem daha düzgün bir teknoloji, yeni bir teknoloji ve bizim kartlarımız yani 2000 serisi kartların çoğu DirectX 12 ile çalışıyor. Hani böyle 1080'ler vesaireler 11 ile çalışıyordu diye hatırlıyorum. Onların tam detaylarına hakim değilim. Çok uzun zaman olduğu için kullanmayalım. Ee, yani aslında DirectX 12 ile bizim daha fazla FPS almamız lazım ama benim kartım da belki eski geliyor. İşte dediğim gibi DirectX 11 ile düzgün çalışıyor. Ama baktığımızda yeni kartlar ve oyunun düzgün çalışabilmesi için yani DirectX 12 benim tek çözümüm oldu arkadaşlar. Rahatlattı. Bir de şöyle iki detay daha vereceğim. Bunları biz zaten yayında test ettik. Sabahın 5'inde böyle kafa yaktık. Sensitivity'den tutun her şeye kafayı sirdiğiniz bir yayınımız oldu bizim. E, yaklaşık 2-3 hafta bir önce ya da 1 ay da olmuş olabilir tam hatırlamıyorum süreci. Yani 1 ay olmuştur rahat ama. Şimdi bu süreçte de şu oluştu. Şimdi Normalde ben biliyorsunuz otoda kullandığımda diyordum ki daha böyle 16.9'dan far dışında bir akıcılık geliyor. Şimdi bu söylediğim doğru. Ve Resolution'da da aynı şekilde bir akıcılık geliyor. Şimdi bunlar doğru. Ya abi oyun oynuyorum arkadaşlar. Eğimim. Stabil eğimimi oturtturdum ben. Düzgün çalışıyorum. Eğimim bir buraya gidiyor. Bir buraya gidiyor. Bir geride kalıyor bir ileri gidiyor. Bunun olması imkansız. CS'de yaşamıyorum ben bunu. Ben CS'ci olmadım hiçbir zaman biliyorsunuz. Ben bunu CS'de botları flip çekerken yaşamıyorum. Dedim ki bu ne abi? Ben bunu çözemedim yani. Dedim ki bu neden oluyor Rainbow'da? ADS senslerini düşürüyoruz. şey değiştiriyoruz. Grafik ayarlarını değiştiriyoruz. Ne bileyim aklıma gelebilir. ya yani, raw input açıyorum kapatıyorum. Her şeyi deniyorum. Aklınıza gelebilecek denemediğim hiçbir şey kalmadı. Ta ki bu DirectX 12 düzeltene kadar. Düzelttik. Mouse'umda bir tuhaflık geldi. Bir. İkincisi 8000 Hz polling oynayamıyordum. Yani 360 atıyorum. Geride kalıyor. Ram input olan hiçbir senaryoda bunun olmaması lazım. Valorant'ta bu olmuyor mesela. Valorant'ta Ram input'u açtığım an 8000 Hz 360 attığımız hani olay var ya kasa Atıyoruz aynı yere geliyorum noktaya. Dedim ki bu niye oluyor? Yani Rainbow'daki Ram input Ram input değil mi yani? Aynı şey değil mi? Aynı şey. Yani ham girdi olarak çalışıyor bu. Ve oyunun içerisindeki iyi oluşturuyor Aslında oyunun motoruyla çalışan bir sistematik senkron sistemi gibi bir şey Rabin put yani de ham geri daha hızlı verileri alıyor daha hızlı verileri gönderiyor zaten burada anlarsınız bakın ee, klavye ve mouse reaks reaksiyon sürecini geliştirir diyor yani zaten 8000 herzleri alamadığı için Rabin putun mantığı o zaten anladınız daha hızlı alabilmesi için veri akışına öncelik verip alıyor şimdi bu DirectX 11 Rabin put kullandığımızda 8000 Hz hep geride kalıyor emin burada kalıyor atıyorum bu ortada kalıyor. Yani şöyle düşünün. Atıyorum 360'ı. O'ya hize alıyorum eğimimi. eğimin burada kalıyor. Şu görüyorsunuz numaramı masumu. Burada kalıyor. Atıyorum buraya gidiyor. Yani tuhaf bir şey oluyor. Dedim ki bu normal değil. Başka hiçbir oyunda olmuyor bu arada. CS'de Rabin Put desteği yok. CS'de bile olmuyor bu dediğim bu arada. Çok nadir oluyor ki 4000 Hz'de de olmuyor. E 4000 Hz'de bana bir eğim tuhaf geliyor. Ya dedim ki bu işte bir saçmalık var. Ben çözemedim bunu bu arada. Kafayı yedim böyle. E şimdi turnuvalar da var önümüzde. Dedim ki ben bunu çözeceğim bir şekilde. Niye? DirectX 12'de o adamların piklediği, düzgün piklediğini bildiğim için, hani o benim anlattığım olay, yıllardır tartıştığımız olay o normal piklemeleri, bunu düzeltmem lazım dedim, benim DirectX 12'nin artık oynayabilmem lazım. Videoda araştırdığımızda işte o core e, patlama öncelikli gibi bir şey var ya, o kapattığımız ayar çözüyormuş. Yani işlemcinin ve ekran kartının o senkronizasyonunu mu artık yapıyor bilmiyorum tam detaylarını çünkü o akışını yönetiyormuş Eğer bunu siz direktlik son bir açık bırakırsanız o alttaki var ya son bir onda yaparsanız son bir bozuluyormuş Öyle bir ayardan bahsediyor arkadaş yani dedim ki bu normal değil bunu benim bir şekilde anlatmam lazım çözdüm oyna giriyorum eğim yine tuhaf ya dedim ki hani şey çözüldü ama 8000 de oynayabiliyorum ama gerek yok hem şarjı daha az bitiyor hem dezavantaj sağlıyor biraz İşte tam düzgün çalışmıyor yine ya da biz adapte olamadık bilmiyorum çünkü iki katı daha fazla hızlı reaksiyon verdiği için hani atlamalar olmuyor çok güzel ama ben o kafamda o sensitivity aynıymış gibi gelmiyor anladınız mı? Ona farklı çalışmam gerekti. O yüzden değiştirmedim. 4000 şey e, 4000 polling rate e, 5 5000 DPI oynuyorum. Masumun kendi çizgileri 1000 olduğu için 1000 2000 diye gidiyor. Dedim ki 1000'de bir tuhaflık var. Çünkü 400 DPI'da Diğer mouse'larda 400, 800, 1600 giden mouse'larda o 400'deki aldığım rahatlığı bu mouse'da alamadım. Hani böyle bir boşluk giriyor gibi oluyor böyle 400, 800'lerde. Dedim ki ya 1000 oynayayım ya da işte 800 ya da 1600 oynamayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Şu an 1000 daha rahat hissettiriyor. Ee, dedim ki bunda kalayım. E şimdi nişan alınca iş değişiyor. CS'de ben bunu yaşamıyorum bakın. CS'de yaşamıyorum ve ben main'e oynayayım. CS değil benim. Yani şurada oynadığım saat e, 2-3 ayda 100 saat falan şimdi ama bu kadar olamaz yani anladınız mı eğimin burada daha rahat olması lazım ya oyunu 11 saat burada oynadım 12 bin saat 13 bin saat burada oynadım cesede oynamadım ki ben oyunu yani ya da hip oynanan oyunlar oynamadım sürekli hep nişan almalı oyunlar oynadım Tarkov öyleydi Red or not öyle mesela çoğu oynadığımız oyun öyle squatlı vesaireydi bir sürü FPS oyun oynadık ya dedim ki bu niye oluyor Valorant da mesela bu yüzden oynamadım biliyorsunuz sadece hip fire odaklı olduğu için yani ee... Dedim ki bunu çözmemiz lazım sonra bizim o işte kafa yaktığımız yayında Arkadaşlar şu oluştu otoya çekiyoruz çözünürlük düşürüyorum 1440 1080 yapıyorum otoda düşürecek mi diye test ediyoruz Normalde e, birebir aynısını yapması lazım burada çözünürlük neyse ona göre oto ayarlaması lazım abi diyor yapıyor yayında 21.9 oluyor ekran normalde 4.3 bir ekran 1440 1080. dedim Nasıl ya siz dalga mı geçiyorsunuz abi diyor 21.9 oluyor ekran Nasıl lan dedim bir kere şey, oto bozuk. Birincisi. ikincisi o testi yaparken resolution en iyisi gelmişti. Çünkü şey oluyor. Hani size diyordum ya akıcılık yok. O akıcılık %100 geliyor gibi hissettirdi o zaman testlerimde. Ama baktım ki o akıcılık yerine yeme koyuyor gibi. Hani şey gibi aspect ratio oynuyor gibi düşünün. Şeydeki denetim masasındaki aspect ratio gibi. Sana pikleme avantajı katıyor ama adam seni daha erken görüyor. Sen onu görüyorsun gibi geliyor ama daha erken görüyorsun gibi geliyor ama o seni görüyor aslında. Tam ekranın esprisi de o. Ne görüyorsan onu gösteriyor sana. Adamın pingi neyse o nasıl görüyorsa o gerçekten gördüğün şekli o adamın. Mesela şey oldu. 9 ping adam pikti bana bugün. 40-45 ping oynuyorum. Adama sıktım. Mermilerim gitti iki mermi ama adam çok hızlı pikledi mesela. Zof 3 armor bir karakter. Yani mesela o da var. E dedim ki biz açıp tutamayacağız artık. Bu artık garanti oldu çünkü. Direct Dixon 2 kullanıyorum. Reflex de tam düzgün çalışıyor. %100 eminim. Ekran ayarlarım da %100 yapılı. Çünkü CS'de de peaker seviyorum bakın. Öyle düşünün. Yani adam şey yapamıyor böyle zanteres pik atamıyor bana. Görüyorum yani adam net görüyorum ben vuramıyorum. Eğim kötü oluyor ya da spray çekemiyorum. Vuramıyorum. E burada da şimdi mesela görüyorum. Body sistem için öldüremiyorum ama kafaya odaklandığımda işte burada şey de devreye giriyor. O adamın geleceğini biliyorum. Daha boktan bir açıda duymuşum. abi on da şey yapacaksınız. Cross tuttun. Kafaya aldın sen diyeceksin anladın mı? 4-3'ü bir de 4-3 ve 16-9 işte o şeyler daha fazla pikirse katıyor. Burada bir de şuna geleceğiz. Şimdi resolution ve auto'yu %100 kullanmayın. 4-3, 16-9 vesaire bunları kullanabilirsiniz. Bu ikisi gerçekten bozuyormuş mesela. Bu, bu ikisini de net hiçbir şekilde kullanmayın diyorum ben. Auto ve resolution imkansız kullanmayın. Aşırı kötü yani. Ha baktığınızda mantıkta şu da var. Hani resolution düşürmeden 4-3-5-4 defa bildiğiniz 1920-1080'de başka oyun yok. Yani bu sorunların asıl sebebi, yaşadığımız bu sorunların sebebi Rainbow'luk kaynaklı bir şeymişti. Ee, bir de son testimiz şunu yapalım. Bunu ekran atıyorum ya arkadaşlar şimdi. Normal ekranı görüyorsunuz bakalım size de aynısı oluyor mu? Görev yöneticisinin sağ üstten e, hep üstte gösterdiği bir ayar, her zaman üstte. Bunu alıyorsunuz birincisi. Aldık Rainbow'a girdik. Ekranımız siyah mı? Bakın şimdi göreceksiniz. Bakın ekranım siyah. Ama şu an shooting range'de escape basıp e, ee, shooting range'de ki gerçi onu da bilmiyorum da bakayım bir. Şöyle bunu aşağı atalım. Aynen shooting range'de. Şöyle duracağım. Bakın sizin anlamanız için. Böyle duruyorum. Geldim bastım. Bir an bastım. Şu an. Bir bir kere tıkladım. Geldim. Şu an ekranım siyah benim. Şu an siz şu ekranı ne görüyorsanız öyle. Ama ateş edebiliyorum. Şimdi benim Vulkan'da söylediğim şeyi hatırlıyor musunuz? Üçüncü parti arayüzlerini açtığımız an yani Shift -Up gibi düşünün. Steam gibi düşünün. Bakın şu an Steam gözükmüyor mesela. Şöyle bir daha girelim. Size bakın Steam'i görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şu an. Size bakın Steam'i açtığımda bunun gibi bir overlay. Bunları arayüz deniliyor aslında baktığınızda. Bu arayüz Vulkan'ın kaldırılma sebebi. Arayüzlerden erişim sağlamak hile kullanabilmeleri miydi? Hile yazılımı öyle mi yapıyordu? Ben bunu merak ettim. Sizde de böyle oluyor mu? Görev yöneticisine tıklıyorsunuz. Her zaman üstü seçiyorsunuz. Tıklayıp oyuna giriyorsunuz. Alt yapıp oyun siyah ekran kalıyor. Bu sizde öyle mi? Yani bu overlay'leri açamamaları için böyle bir sistem mi getirmişler? Hani DirectX de mesela bu düzgün çalışıyor gibi hatırlıyorum. Bir de DirectX 11 kullananlar bir test etsin. Çok merak ettim. Ee, şeyde de şöyle bir muhabbetimiz var. G-Sync kullanan arkadaşlara net tavsiyem v synci oyun içerisinde açık oynamak. 300 işte 27 ya da 240 kullanıyorsanız 227 mi? 220 mi? Tam hatırlamıyorum. 218 falan da olabilir. FPS limiti koyuyor V-Sync ve ee, G-Sync V-Sync tam senkron çalışıyor. G-Sync'in tam düzgün çalışabilmesi için birazcık FPS aşağılar. Yani FPS düştüğünde G-Sync devreye giriyor bir nebze baktığınızda e, G-Sync'in altına V-Sync adaptif koyuyor. Bir de daha tuhaf bir sistemini göstereceğim size. Burada aldığım notlar da şuradan görebilirsiniz zaten detaylarını. Şöyle tam büyüteceğim. Şimdi ULMV ve sabit ekran oynadığımızda milisaniyeler bu şekildeydi. buçuk altı O gün test ettiğimde CS'de şeyi fark ettim. Ben hep silahla test ediyordum. Birisinde bıçağa geçmiştim. Yanlış test yapıyordum gibi olmuş. Ve bugün eş zamanlı test ettim. Aynı yerde aynı şekilde test ediyorum. Bu sefer g de aynı gecikmeleri alıyorum baktım. Bir tek on da biraz daha fazla işte. stabil oluyor. Bir saniyeler. refleks olmadı ve düşük gecikme oranı modu olmadığında da arkadaşlar. Grafik ayarlarını hike'de oynadığınızda. MS 2 katına fırlıyor. G-Sync ve V-Sync olduğu zaman. Ama düşük low ayarlarda aynı ayarlarda. Yani low of ayarlarını da oynadığınızda. Ee, sabit yenileme ile G-Sync'in hiçbir farkı yok yani aynı FPS bandında oynadığınızda şöyle düşünün 327'ye sabit FPS'iniz Öbüründe 360 360'erde test ediyorsunuz sabit yenileme hiçbir fark yok bu arada milisaniye bakımında Yani aynı FPS bandlarında baktığımızda milisaniyelik ve Input lag'lık hiçbir fark yok Normalde bize var gibi geliyordu ama Bu G-Sync, V-Sync'in ve o FPS cap'ini yaratabildiğimiz zaman yani zaten V-Sync kendi otomatik yapıyor onu sıfıra yakın çalışıyor. Belki de bu benim monitörümden kaynaklı. Çünkü G-Sync S4 modülü var ya bizim bu monitörlerin çoğunda. Özellikle de bu 360 Hz gelen monitörlerde var bu. Ya da direkt sadece şurada GPU seçeneğiniz varsa e, ekran hiçbir şekilde seçemiyorsanız genellikle G-Sync modülü oluyor. Şeylerinizde G-Sync uyumlu değil de işte G-Sync olarak gözüküyorsa e, o monitörlerde Ekranın içerisinde de ayrı bir işlemci oluyor. G-Sync ile ikisi birlikte senkron çalışıyor ekran kartıyla. Şurada ekran seçeneği hiç olmuyor. Benim bu daha farklı bir türevli bir ekran olduğu için var sadece. Mesela benim önceki 240 Hz'imde yoktu ekran seçeneği. Hiçbir şekilde açamıyordunuz. Sadece GPU vardı. Yani bu taraf tuhaf. Hani sizde bu nasıl? Hani sabit yenileme ile bir daha testini yaparım ben ekstra. O g syncte tam test edemedim dediğim kısım o. Hani bıçaklı tekrar aynı yere gelip G-Sync'siz. Bir de onu test edeceğim. Hani refleks bu sefer hani monitörün bir esprisi kalmıyor. G-Sync monitör niye aldık o zaman? Hani bu, bu fiyatı daha şu an ucuzları çok farklı şeylere var. Ya da OLED'ler mesela o 0502 MS'lere düşüyor mesela onlarda. Hani onları mı tercih etmeliyiz? Nasıl bir farklar var? Onları merak etmeye başladım. Detaylarını yavaş yavaş inceler bakarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, turnuvayı Lidoman'ın kanalı mı olur bilmiyorum. Emre yayınlayacak. Discord'da yok. Bunun bildirimini nereden geçelim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Yani YouTube'a da video atmaya çalışacağım ama ne atacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hani eğer bu süreç işte dedim ki bir dahaki aya ya Face 0 kasıp maçlarımı atabilirim ya da ee, nasıl diyeyim size? Yani ne yapalım ya da başka anladınız mı? Onu bilmiyorum. Yani full Face to Face maçlarını mı atayım? Turnuva mı düzenleyelim? Ne yapalım bilmiyorum. Kararsızım yani. YouTube tarafına şu an kilitlenmiş durumda. Hile çok fazla. Ee, eğlence modunda işte bu Halloween modu geldi. Adam hileli tarıyor mesela. ilk oyunda girdim direkt adam hileli atış ediyor ona mesela. Yani bilmiyorum Rainbow'un bu tarafı çok kötü. Ee, hile tarafına bir önlem almıyorlar. Hani sözde kapına falan gireyim diyordum. Espor kapı var ya onlara falan girelim diyorum. Bilmiyorum şu an bir çorba. Lidomadan sonrasına bir bakacağız. Yani bir dahaki ay inşallah ya da geri devam edeceğiz full ya da artık bilmiyorum bırakacağım mı farklı bir sisteme mi yöneleceğim bilmiyorum İnşallah bir dahaki ay tam netleşecek arkadaşlar Çünkü bu belirsizlikten de ben bir tık sıkılmaya başladım ee, hem mental olarak görüyor hem şey yoruyor yani böyle ne yapacağını bilmemek insana kararsızlık deniyor işte kararsızlık insanı görüyor İnşallah bir dahaki ay tam karar vermiş bir şekilde inşallah devam ederiz ya da hayırlısı neyse olsun bakalım öpüyorsunuz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Umarım işinize yarar. DirectX 12'de gerçekten o fark hissedecek misiniz? Denemenizi ben tavsiye ediyorum. Ee, abiler gerçekten dediğin gibi varmış gibi olan insanlar olacak mı çok merak ediyorum. Ben sonunda sorunumu çözdüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Çok şükür kurtulduk diye ümit ediyorum. Allah'a emanet Görüşürüz bakalım.